Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere solucan yetiştiriciliği hakkında, solucan yetiştiriciliği yaparak para kazanma hakkında bir video hazırlayacağız. Solucanlar omurgasız canlılara verilen isim olarak adlandırılmıştır. Solucanların doğada birçok çeşit türleri vardır. Akarsu ırmaklarda yaşayan, denizlerde yaşayan ve nemli bataklık topraklarda yaşayan türler de vardır. 10 yıl kadar yaşayabilen solucanların Avustralya'da ve Güney Afrika'da ve Afrika kıtasında tropikal iklimlerde ve Asya'da 6-7 metreye kadar oluşan türler de vardır. Solucanların genellikle %82'si proteinden oluşmaktadır ve omega 6 ve yağ asitleri barındırmaktadır. Geleneksel tıpta Afrika'da ve Orta Doğu'da ve Avustralya'da solucanı değişik bitkilerle döverek, tozunu yaparak veyahut da suda bekleterek kolesterol hastalıklarında, damar tıkanıklığı kolesterol hastalıklarında kullanılmıştır. Ayrıca kellik tedavisinde de solucan böceği kullanılmıştır. %82'si protein olan ve omega 3 yağ asitleri, 6 yağ asitleri de barındıran solucan böceği işte böyle gördüğümüz gibi. Vücudunda hem erkeklik organı hem de dişi organı olmakla birlikte böyle yaşına ve boyuna göre halkamsı halkamsı boyları vardır. 100 bin solucan bir yılda 10 milyona sayıya ulaşabilmektedir. Ve genellikle hem erkeklik ve hem de dişilik organı olan solucan yumurtlama yöntemiyle çoğalan canlılardır. Sürekli karanlık toprak altında yaşayan solucanların bu sebeple görme duyusu yani göz organı gelişmemiştir ve vücudundaki belirli bir göz olmayan solucan böceği işte bu tamamen kas dokusundan oluşan bu tıhtırlı bölgesinde ancak güneşin ışınlarını alabilmektedir. Ve 1 saat bir solucan güneş ışınına maruz kaldığı an hem bu salgıladığı sümüksü madde kuruyarak hem de uzun süre güneşte kalarak 1 saat kadar güneşte kaldığı takdirde felç olabilmektedir. Özellikle organik gübre yapımında kullanılan solucan böceği kendinin 3-5 katı ağırlığında durmadan toprak yiyerek ve çeşitli bitki artıkları, işte pazar yeri artıkları ve çay posası artıkları gibi yumurta kabuğu artıkları gibi artıklarla beslenerek ve solucan böceğinin dışkısı yani kakası normal kimyasal gübrelere göre en az 10 katıla 1000 kat azot, fosfor ve değişik bileşenlerden yönünden çok daha kuvvetli olduğundan solucan böceği yetiştirerek, solucan gübresi yetiştirerek herhalde internette yaptığımız araştırmalar neticesinde bu solucan böceği yetiştiriciliğiyle yani 3-5 yıl gibi bir zaman zarfında yıllık 1 milyon TL'ye yakın solucan gübresi satarak para kazandığını çeşitli internet sitelerinde öğrenmekteyiz ve YouTube kanallarındaki videolarda da öğrenmekteyiz. %80'in üzerindeki protein, omega 3 yağ asitleri ve faydalı vitaminler içeren bu solucan böceği özellikle kanatlı hayvanlar için bunlar kuşlar, leylekler, kartallar, her çeşit kanatlı hayvanlar için ve gece alemine dolaşan yırtıcı hayvanlar hem vejeteryan hem de otçul hayvanlar bu solucan böceğini çok sevmektedir. Zira bir protein ve mineral deposudur. Solucan böceğini ortadan böyle ikiye ayrılmış olsa da hayatta kalabilmektedir. Örnek verecek olsa kuyruğa yakın bir bölgede kesilmiş olsa vücudunu yenileyebilme özelliği vardır. Yani hücre yenileyici özelliği vardır. Gelişmiş bir solucan böceğinin böyle ortasında bir katmanlı halkalı tabaka vardır. Yani 100 bin solucanla işe başladığınızda
100 bin solucanı 1 yıllık zaman diliminde yumurtlama esnasında güzel de beslendiği takdirde, yani 100 bin solucandan 10 milyon solucan elde edebilirsiniz ve solucan satarak da tanesini bu Floransa veyahut da Kaliforniya solucanı olarak da bilinen kırmızı solucanların yani tanesini 25 kuruşa satılmaktadır sahibinden veyahut da değişik internet sitelerinden bir tane solucanı 25 kuruşa satmaktadırlar. Düşünün yani 100 bin solucandan 10 milyon solucan aldığınızda ve bunu 25 kuruşla çarptığınızda ortaya çıkacak rakamın yani elde hesap edilemeyeceği ortadadır. Yani solucan yetiştiriciliğiyle 3-5 yıl gibi bir zaman diliminde çok büyük başarılar elde eden ve sıfırı tüketen insanlar bu işe başladıktan sonra hem borçlarından arındığını, kurtulduğunu ve hem de yeni yatırımlar yaparak, yeni işletmeler kurarak yanlarında başka kişiler de istihdam etmektedir. Ayrıca olta balıkçılığında da son derece etkili olan solucan böceği protein ve omega 3 ve değişik vitaminlerden zengin olduğu için akarsu ırmaklarda ve denizlerde ve İstanbul Boğazı gibi büyük tatlı sularda veya tuzlu sularda solucan böceğinin böyle parlak gövde yapısıyla ve lezzetli görüntüsüyle özellikle kefal ve sazan balığı, aynalı sazan ve kefal balıkları, değişik balıklar bu solucanın cazibesine hiç dayanamadılar ve olta balıkçılığında oldukça etkili olmaktadır. Solucanları böyle su geçmiş ve evlerimizde böyle lavabo sularının aktığı bölgelerde bir kazma yardımıyla toprağın hemen 30 santime yakın ve 15-20 santim derinliğine yakın eğer toprak yüzeyinde yetişebilecek yeterli sıvı nemli ortam varsa solucanlar toprağın hemen yüzeyinde bulunmaktadır. Geceleri toprakta kazdıkları tünellerden çıkarak bitkilerle ve değişik bitkilerin özünün nektarlarıyla ve bitkileri ve bitki artıklarıyla, çürük köklerle vesaire şeylerle de beslenebilmektedir. İşte bugün sizlere topladığımız solucanlarla solucan yetiştiriciliği hakkında ve solucanlar hakkında video yayınladık. Tarım Bakanlığı'nın da o desteklediği bu solucan yetiştiriciliği yaparak para kazanmada normal kimyasal gübrelere göre en az 10 ile 1000 kat arası bitkiler için faydalı olacak azot, fosfor gibi bileşenleri solucanın gövdesinde yediği bitkilerin içine vücudundan salgıladığı enzimler sayesinde solucan dışkısında organik gübre yapımında oldukça etkilidir. Ve bu sebeple 1 kilogram solucan gübresi iyi fiyatlara da satılabilmektedir. Ve yeterli solucanlarınız olduğu takdirde güzel paralar kazanabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu solucanları biz 1 saatten fazla güneş ışığına bırakırsak hem ciltleri kuruyacaktır hem de felç olacaktır. Ve biz videomuzu burada sonlandırarak bunu yine bu kabın içine koyarak ıslak kabın içine koyarak toprağı yine salıvereceğiz.